Herkese merhaba sevgili can dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta Dârın Yolunda adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah dara çekil diyor, çarmıha geril diyor. Bilen bilir, dar aslında Farsça'da ağaç anlamına gelen bir kelime. Dar ağacı, çarmıh, direk, idam sehpası için kullanılıyor. İsa Ruhullah dara çekiliyor. İsa'yı oradan götürürlerken askerler, Kireneli Simun adında bir adam tesadüfen kırdan geliyordu. Kirene bugünkü Libya'nın kuzeydoğu sahilinde bulunan antik Yunan şehriydi. Bingazi ile Tobruk arasında kalan Şahhat ya da Şahta adlı yerleşimdir bugün. Kireneli Simun adında bir adam tesadüfen kırdan geliyordu. Askerler onu yakaladılar. Darı ona yükleyerek İsa'nın arkasından taşıttılar. Yani darı derken çarmıhın kirişi, yatay olan parça. Dikey var direkt, bir de yatay olan kiriş var. Ona da dar derlerdi. O dönem Romalı askerler bir mahkuma kendi darının kirişini taşıtırlardı. Büyük ihtimalle İsa idam yerine giden yolda bir yere kadar taşıdıktan sonra gördüğü kırbaçlama işkencesinden zayıf düşüp o kirişi taşıyamadığı için askerler Simon'a taşıttılar. Büyük bir kalabalık da arkalarından takip ediyordu ki aralarında İsa için dizini dövüp ağıt yakan kadınlar vardı. İsa bu kadınlara dönüp, "Ey Kudüslü kadınlar, benim için değil, kendiniz ve çocuklarınız için gözyaşı dökün. Zira öyle zor günler geliyor ki insanlar şöyle diyecek, esas tahlihliler çocuklu değil, kısır kadınlar, hiç doğmamış rahimler ve hiç emzirmemiş memeler. Hatta dağlara üzerimize düşün diye yalvaracaklar. Tepelere bizi örtün diye yakaracaklar. Çünkü ağaç yaşken böyle şeyler yaparlarsa kuruyunca neler yapmazlar. Ya da yaş ağaca böyle şeyler yaparlarsa siz kuru ağaca neler yapmazlar. Hani yaş yanında kuru da yanar deriz ya, o anlamda." Evet, değişik bir paylaşayım. İnşallah seversiniz. Askerler Şah İsa'yı götürdüler. Askerler Şah İsa'yı götürdüler. Kırsaldan gelen Kireneli Simun adında adamı yakaladılar. Dârın yolunda şah ettik iman. Kırsaldan gelen Kireneli Simun adında adamı yakaladılar. Şahhat ettik iman. O çarmıhı sırtına yüklettiler, İsa'nın arkasında taşıttılar. Canlar İsa'nın ardından gittiler. Dârın yolunda şahhat ettik iman. Canlar İsa'nın ardından gittiler. Dârın yolunda şahhat ettik iman. Masa içinde övünüp ağıt yakan, İsa içinde övünüp ağıt yakan. Kadınlar vardı gözünden yaş akan, geliyorlardı İsa'nın ardından. Dârın yolunda şahat ettik iman. Kadınlar vardı gözünden yaş akan, geliyorlardı İsa'nın ardından. Dost, Dârın yolunda şahat ettik iman. Şah dedi benim için ağlamayın, esas çocuğunuz için ağlayın. Kendiniz için karalar bağlayın. Dârın yolunda şahat ettik iman. Kendiniz için karalar bağlayın. Dârın yolunda şahat ettik iman. İnsanlar şöyle diyecek, gün gelir insanlar şöyle diyecek: keşke bu dünyaya hiç gelmeseydik, ölü doğsaydık hiç doğmaz olaydık. Şahat ettik iman. Keşke bu dünyaya hiç gelmeseydik, ölüp doğsaydık hiç doğmaz olaydık. Dost, Dârın yolunda şahat ettik iman. Diyecekler ne mutlu kısırlara, ne mutlu doğurmamış rahimlere, ne mutlu emzirmemiş memelere. Dârın yolunda şahat ettik iman. Ne mutlu emzirmemiş memelere. Dârın yolunda şahat ettik iman. Yalvararak diyecekler dağlara, yalvararak diyecekler dağlara: üzerimize düşün tepelere, bizi örtün diyecekler taşlara. Dârın yolunda şahat ettik iman. Üzerimize düşün tepelere, bizi örtün diyecekler taşlara. Dost, Dârın yolunda şahat ettik iman. Kervanım Şah İsa dedi ayrıca, yaparlarsa yaş bir ağaca, ya beter yaparlar fazlaca. Dârın yolunda şaha ettik iman, kuruya beter yaparlar fazlaca. Dârın yolunda şaha ettik iman. Evet, Dârın yolunda şaha ettik iman ve artık hep onun yolundayız. Bu hayatta çetin de olsa. Çünkü öbür hayatta gerçek hayat var. Bu dünyada hiç yaşamadığımız gerçek sevgi, gerçek aşk, şu an hayal edemeyeceğimiz bir hak aşkı olacak orada. Evet, beğendiyseniz lütfen düğmeye bir tıklayıverin, abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, aşkla kalın, esen kalın, hoşça kalın.